Merhaba arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine önceki bölüme gelen birkaç tane yorum var. Hemen onlarla başlamak istiyorum. Müsaadenizle doğrudan videoya geçmek isteyenler şöyle birkaç dakika ileriye sarabilir. Sevgili Furkan, abi bu maymuncuklar ilk kili taştığımızda zorlasak da kırılmadan sandığı açarsak ikinci sandıkta dayanıklılığı sıfırlanıyor mu yoksa kaldığı yerden devam mı ediyor? Basit sandık bile olsa ilk engelde çıt diye kırılıyor mu? Abicim emin değilim ama bildiğim kadarıyla bir dayanıklılık sınırı var. Yani ilk sandığı açtığında o dayanıklılık sınırı biraz zorlanabiliyor. İkinci sandık çok basit bile olsa kırılma ihtimali oluyor benim bildiğim kadarıyla. Hatta bununla ilgili o dayanıklılık sınırını gösteren bir de mod vardı. Tam modun adını şu an hatırlayamadım. Yani bildiğim kadarıyla böyle. Yine yanlış biliyorsam yorumlarda arkadaşlar belirtsin. Yine Furkan, abi Mercurio gelemedi. Sen mağaraya girince takipçiler gelemez bu görevde gibi bir şey yazdı demiş. Abi ben görmedim. Teşekkür ederim o hatırlatma için. Sevgili Köksüken hocam, İsrail-Filistin savaşına gireceğiz diyorlar. Siyasetçi bir adam. Ne diyor, ne düşünüyorsun bu konuda demiş. Abicim benim kanalım, oyun kanalı, siyasete girmek istemiyorum. Girersek de Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başka bir şey diyemem sadece. Egemen Ergün uzun bir yorum yazmış. Hemen şöyle hızlıca bakacağım. Yeterince ısınmadığında bilgisayar kendini kapatmayabilir abi demiş. Atıyorum 85-90 derecede kapamaz ama takılma yapar. 90 üstü kapar. Örnek bu tabii demiş. Ha, önceki bölümde tamam şu termal macunla ilgili müsaadenle bak bir görüşme yapıyoruz. Teşekkürler. Şimdi önceki bölümde termal macunla ilgili bir yorum yapan arkadaşımız bu. Tamam. Örnek bu demişsin. Senin bilgisayarın benimkinden iyi. Bende 3060 Ti var. Ve ben uzun yıllardır modluyorum. Şu an mesela 1500 modlu oynuyorum. Ve bunların çoğu grafiksel modlar. 60-70 FPS ortalama alıyorum. Ama formattan sonra düzeldiyse dediğin gibi arka planda çalışan bazı uygulamalar yüzünden olmuş olabilir. Bir de tüyo vereyim demiş. Oyun ayarlarında Shadow Details ve Shadow Distance ayarlarını kısarsan bayağı FPS artar demiş. Teşekkür ederim bu öneri için. Bu arada herhangi bir şekilde bir sonraki seride modlamayla ilgili bir yardıma ihtiyacın olursa her türlü yardım ederim. Artık bilmediğim bir şey kalmadı demiş. Teşekkür ederim Ergün. Egemen pardon özür dilerim. Şimdi dediğim gibi normalde sıkıntı yaşadık aslında. Bir kasılma donma olayları çok oluyordu ama dediğim gibi o formattan sonra bayağı makine toparladı. Şu an tek sıkıntı aslında sadece Starfield'da var. Starfield'da neyse bir ara sıra kasma donma yapıyor. Ondan dolayı da bölümler gecikti. Ya şu hoş Starfield'i sorana hiç olmuyor. O da ayrı bir konu. Demek ki izleyen de yok. Onun dışında ben ara sıra mesela Bannerlord videosu çektim. Tabi yayınlamadım bunu. Deneme amaçlı çektim videoları. Hogwarts Legacy isteyen var ki şu an yorumlarda da yazmışlar. Bunlar ara sıra deniyorum. Bir takılma donma kasma olacak mı? Farklı oyunlar deniyorum ama şu an için hiçbir oyunda kasılma donma olmadı. Starfield hariç. Ona da bakacağız artık. Onda niyeyse bir sıkıntı var. Onu çözemedim henüz. Sevgili Cem Denizcan. Ali abi güzel bir bölüm çıkarmışsın. Eline sağlık. Yakın büyülerinde ateş oku gibi patlama yapmayan dost karakterlere zarar vermeyen büyüler kullansan belki ihtiyacını karşılar gibi geliyor bana demiş. Bir de yay tam gerilmeden attığın oluyor. O yüzden hasar azalmasına sebep oluyor. Sevgilerle demiş. Sevgiler bizden abicim. Yay olayında genelde yani engame yaşayacağımız yakın bir temas olursa bazen yapıyorum onu farkındayım. Ama onun dışında normalde tam çekerim ya yani. Öyle bir acemilik yapmam. Onu da baştan söyleyeyim yani. Sevgili Mert Sertoğlu, abi öncelikle eline emeğine sağlık. Hogwarts Legacy yeni sezon planın var mı? Hız kesmeden devam seviyorsun abi demiş. Teşekkür ederim. Abi Hogwarts Legacy zaten Ravenclaw serisi yapmıştık. Ha, isteyen olursa bir Slytherin serisi yapabiliriz. Ayrı bir konu. Tabi sizin yorumlarınıza bağlı. Bannerlord isteyen var. Titan Quest serisi isteyen var. Contraband polis oyununu hala tekrardan ikinci sezonunu yapmamı isteyenler var. Farklı farklı şeyler var. Fırsat buldukça hepsini yapacağız arkadaşlar. Yorumlarınız için teşekkür ederim ve sadece Sezer.
Ali dayı ben Atletli Ahmet'in kardeşi. Teşekkür ederim dileklerin için. İnşallah 2 hafta sonra oturabileceğim. Bana böyle umarım oturabilirsin demen de harika bir anı. Seviyoruz seni Ali dayım demiş. Yeğenim gözlerinden öpüyorum. Tekrar geçmiş olsun. Yorumlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar ve önerileriniz için. Şimdi seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde hırsızlar loncasının görevlerini tamamen bitirmiştik. Hatta iskelet anahtarı da şu an bizde sanırım. Onu hemen götürmeyeceğim. O bir süre bende kalacak. Nerede? Burada iskelet anahtarımız. Çok güzel. Tamam. Uy, yanlış oldu. Şu. Tamamdır. İskelet anahtarı bir süre bizde kalacak abi. Şöyle biraz ilerleyelim. Görevlerin çoğunu bitirelim. Ondan sonra bu görevi yaparız. Sıkıntı değil. Onun dışında bu bölüm Büyücüler Koleji'ne başlayacağız. Kışsar Koleji'nin görevlerini bitireceğiz. Zaten bir giriş yapmıştık. Bildiğiniz üzere. Şimdi buradan başlayabiliriz. Ağırlık durumumuz iyi, fena değil. Şöyle bir bakalım üstümüzdekilere. Tamam, çok fazla bir burada sıkıntımız yok. İksirlerde de çok fazla bir sıkıntımız yok. Tamam. Şimdi bir görevden başlayalım. Bunu geç. Dediğim gibi bunu daha sonra yapacağım. Nocturnal'ın gri maskesi. Gri tilki maskesi değil mi bu? Bunu mu yapalım bu bölüm? Aklımda aslında bir zırh görevi vardı yine Skyrim tarafında. Onu yapmayı planlıyordum ama dur şu şeyi bir bulalım önce. Komplosu şey neredeydi abi? Hangisiydi ya da? Şu muydu? Sanırım buydu Kışsar Koleji'nin görevleri. Tamam. Bununla başlayalım. Devamını getirelim. Neredesin? What now? I know what you want. Word travels faster. Well, you Tamam. don't even need to Sadece gel. ask. No, I don't have anything. I said not anymore. I think one of those volumes may have had some relevant information. If you want them, you'll have to talk to Orthorn. Çalınan kitapları bul. Okey. Not enough to bother with. Archmage Aaron's approach to the... Although now it looks like you'll be doing Anladım, the tamam. sorting. Good luck with that. Mutlak canım. Let's just call it a difference of a they Tamam. are interested in research that goes Tamam. outside the bounds of what the college allows. Very funny. Did Enther put you up to this? Kadim Tomar'ı buna veriyor muyduk biz ya? Kadim Tomar'ları bir yere bırakıyor muyduk yoksa satıyor muyduk? Orayı tam hatırlamadım. Yorumlarda belirtin bunu daha sonra yapalım. Wait, are you... You have an... I would be honored. And Yanlışlıkla I'm sattım. honored to Boş have verin, you work yazmayın. here at the college. This opens up entire... Thank you. Tamam, sadece gel. Please, take this. Yeter, hadi I gidelim. can't quite compare it to an Elder Scroll, but still, you will be remembered. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Şandan kitapları bul. Peki. Yer neresi? Yerimiz neresi? Yerimiz burası. Peki buraya en yakın yer neresi? Şöyle bir bakalım. Aslında şuradan da gidebiliriz. Tundra çiftliğinden daha iyi olur sanki. Tersiyor. Şu Tundra çiftliğinden oraya gideriz abi biz ya. Kelebekler. Gel buraya. Hiç dayanamam. Yalnız bize sarı kelebek lazım. Onu da göremiyorum. Gel. Neyse hadi gidelim. Ne tarafa? Şuraya. Bu arada burada da bir tarlamız var.
Burada yine 3'er 4'er tane veriyordu diye hatırlıyorum. Olmazsa bir iksir tarifine bakayım bölüm arasında. Suda nefes alma veya gizlenme iksiri gibi bir şey olabilir. Onlara bir bakalım. Gereken malzemeleri dikelim buraya. Şurada bir ayı mı var? Tamam, panik yok. Doğru yola mı, iyiymiş bir fikrim mi? Yok yani, buradan girdim ama. Bura mıydı? Buraydı sanki. Evet. Hop. Kim fark etti lan? Dur. Şimdi bir deneyelim abi şu okçuluk malzemelerini. Ya sonuçta bir büyücü. Zırhı yok, bir şeyi yok. Normal. Markuruyor. Benimle misin abi? Hadi ya. Abi nasıl fark ettiniz hemen ya? Desene. Güçlü arkadaş. Lan. Ha, şuna mı denk geldi? Orçun benim Markuryo. Bir şey daha var orada. Şunu al, şuna insan eti mi? Ne var orada? Ha. Onda sıkıntı olmaz ya. Gel abi. Şuralara hemen bir bakalım şöyle hızlıca. Bu şu tavuk yumurtası. Tavuk yumurtası ne? Suda nefes alma ikisinde işe yarıyordu diye aklıma geliyor ama çok da emin değilim. Hop. Hop. Kırmızı elma. Abi kış maydanozu, at eti olur, yeriz. Tamam, burada bir şey yok. Markuryo. Yukarıda bir tane büyücü vardı. Hemen onu da bir lootlayalım. Gerçi bir şey de yokmuş. Markuryo, benimle misin? Hadi gidelim. Markuryo, çok sinsi gel.
Üf. Geri. Merhaba. Zaten bir sonraki seri yaparsam en az 300-500 bin modlu bir şey düşünüyorum. Tabi vanilyayı fazla değiştirmeyeyim. Biliyorsunuz ben vanilla tadında oynamayı seviyorum. Yani öyle oyunun her yerini değiştiren modları çok fazla sevmiyorum arkadaşlar. Ben standart vanilla tadını sevenlerdenim. Beni tanıyan bilir. Burada alabileceğimiz ne var? Deri şerit. Lazım olur mu? Belki lazım olur. Ya al. Okuduk, kapattık. Şunları aldık. Hadi gidelim abi. Harpı diyor burada tuzak var. Bak benden söylemesi. Şurada bir şey var mı? Oh, yanlış oldu. Oo. Aha biri var orada. Gel. O ne lan? Gel. Abo. Onu atmasaydı neydi ya? Ne olur lan? Gel. Gelsene, gelsene. Acayip derecede ayaz. Ya abi anlaşıldı. Sen bir şunu hallet. Markuryo şunlar zehirden dolayı şey yapamıyor ya tuzaktan dolayı. Aha burada bir de vampirlerimiz var. Tipe bak tipe tipe. Bunu okumuşuz zaten. Siz ölüyor musunuz? Ölüyorlarmış. Neyse. Aha. Sakin abi. Şurada bir kitap var okumadığımız. Şu. Tamamdır. Ha, vampir tozunu al abi. Gizlenme iksirini kullanabiliriz. Oo, burada biri daha var. Kaçın lan. Yanlış oldu. Gel abi satarız. Maymuncuk. İhtiyacımız şu an yok. Nasıl olsa iskelet anahtarı var ama alalım. Yani 22 altın. Şurada bir şey var mı? Bir tane kitap da burada var. Gel abi, gidelim. Biraz sırtından vurmuş gibi oldum ama. Başka? Dur dur seninle konuşacağım da şurayı bir önce halledeyim ondan sonra. Burada bir şey yok. Please help me. Yes, yes. Did Archmage Arryn send you? He sent you. What? The book. Oh, I shouldn't have taken them. I know it was stupid. Tamam. Let me get out of here and I'll help you find them. Please. Them anymore.
Tamam, anlaşıldı. Seni hangisi şimdi serbest bırakıyordu? Ortadaki mi? Tamam. Yürü git. Senin yardımına ihtiyacım yok. Markurio yeter bana. Yoldaşım. Tamam. Tamam. Well, I if you're sure, I'll just be on my way then. Ya hadi yürü git. Şimdi buradan nereye gidiyordu? Şunlar nereye gidiyordu? Karmaşa yok. Abi ne kadar karmaşık olabilirsin ki ya? Yani şeylerden anahtarı olduktan sonra çok bir problem değil. Panik yok. Panik yok. Markurio geliyorlar abicim. Altıncı seviyeymiş gerçi bunlar. Abi nasıl ya? Niye şaşırdın ki? Yani. Ver abi. Onu da ver. Başka? Sonuçta 6. seviye büyücüler. Herhalde başa çıkarız diye tahmin ediyorum. Hop. Gel abi şuradan yukarıya çıkalım. Tamamdır. Oblivion kapılarını açtığımız bir tane 10. yıl diyesiyle gelen görev var. Orayı da yapacağız. Bu bölüm yetiştiremeyiz muhtemelen. Ama yapacağız. Bu bölüm bir tane zırh görevimiz var. Onu yapacağım. Aşağı. Gel gel. Yani sinsi okçu her zaman işe yarar abi. Zaten sonraki serim sinsi okçu olur muhtemelen. Yaparsam eğer. Ama tam sinsi okçu olacak. Böyle karışık oynama. Sen mi vardın burada ya? Hop. Başka başka başka. Ama ayıp ya. Onu ver abi. Burada bir şey yok. Şurada bir kitap varmış okumadığımız. Çare yeteneği 73 oldu. Güzel.
Abi şunları ben almak istiyorum yalnız. Tamam. Yanlış oldu. Aa merhaba. Bende de var ondan. Ben de yapabilir miyim? Peki. Tamam. Şöyle yapalım. Markırıyor. Başka? Çim tohumu. Neydi ya? Çim tohum ne işe yarıyordu? Şu an tam hatırlayamadım. Gel abi. Ama onunla da güzel bir iksir yapılabiliyordu diye bir şeyler geliyor. Sepet de aldım bu arada. Anahtar gerekli. Buradan çıkamıyoruz. Okey. Aha. Tabii. Tamam. Hocam sakin. Hocam sakin. Tamam, panik yok. Başka? Onu geçtik. Var. Hadi oradan. Terbiyesiz. Peki şöyle bir bakalım. Şu ayaz ifritinden ayaz tuzunu alalım abi, lazım olur. Biz buradan geldik. Dur görür. Al abi satarız. Olur. Görünmezlik iksir tarifi. Güzel abi. En azından neye ihtiyacımız olduğunu öğrenelim. Peki. Şurada bir şey var mı? Aha. Sıra dışı mücevher. Nasıl olsa bunları da toplayacaktık. Kağıt tomarı vesaire. Şunlar bunlar. Geç. Şunu al. Şunu al. Ülçe civa. Geç abi. Kuruyor. Bunda geçtik. Bunu da şunu alalım abi buradan. Varsayılan ihanet yakın büyüsüyle ilgili bir şeymiş. Okumuşuz zaten. Onun için geçiyorum. Aynı yere gelmedik değil mi? Geç abi bunu. Şunu alalım. Şunu alalım. Gerisine gerek yok. Boş dolaba niye baktım hiç bilmiyorum yani. Hop. Arkaya müsaade et. Aha. Okey. Gel. Aç kapıyı. Aç kapıyı bezirgen baş. Tamam. Ver abi o tomurcuğu da. Okey. Başka? Ork pullu miğferi. Bu da 10. yıl diyesiyle gelen bir zırhlı. Onun da setini almıştık. Yani bilmeyenlere duyurulur. Hali sırt çantası. Satalım diyeceğim de para etmiyorsun abicim ya. Bendeki bir tane iksir daha çok para ediyor. Geç.
Geç abi geç. Markuni'ye müsaade et. Teşekkür ederim. Var mı bir şey? Geç onu. Karmaşa yok. Artık umurumda değil abi. İskelet anahtarım var. Nasıl olsa kırılmıyor. Yani. Geç karmaşıklar bize çok fazla sorun çıkarmıyordu. Çok karmaşık olan kilitler bizi sıkıntıya sokuyordu. Onu da birkaç denemede yapıyorduk diye hatırlıyorum. Bazen uzun sürenler oluyordu tabi. Burada ne var? Alırız abi onu da. Gel abi şimdi gidelim. Ha, oyun kendi kaydediyor. Şimdi şunu alalım. Tomar da alalım abi, satarız. Burada da yine tomar var. Başka bir şey? Yok. Hadi gidelim. How nice to meet you. Names no longer matter. You may refer to me as the caller. Now, do you have a reason for making such a mess? So you're just one of Aaron's lackeys. That's disappointing. Olabilir. You show real promise. You come here, kill my assistants, disrupt my work. You've annoyed me. İkna kabiliyetimiz iyidir. Şansımı deneyeceğim. Ama şöyle bir olay var. Şimdi ikna kabiliyetimizi kullanıp bunu ikna edebiliriz. Kitapları bize veriyor ve buradan çıkmamızı istiyor. Ama arkadaki odaya gidemiyoruz çünkü anahtar bu vatandaşta. Now you can go back to your fine. Take them and be gone. Never return here or else you'll face my full wrath. Yani kesecek deneyeceğim ama bunda da bir şey yok. Bunda anahtar vardı diye hatırlıyorum. Kitapları götür. Aynen bunda anahtar olması lazım. İşte bu bir bug mıdır değil midir bunu tam bilmiyorum. Ama lan Markuryo bir çekil önümden ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buna bir saldıracağım arkadaşlar. Aynen şu an anahtar geldi. Ya burada bir sıkıntı var. Bunu bir türlü çözemiyorum. İkna ettikten sonra halbuki anahtarı da alabilmemiz lazım. Hadi gidelim abi gel. Çünkü burada sandıklar var. Yani sandık var. Hop hop. Hop. Onu da al. Geç. Çanta. Ver abi. Yan kesicilik başarı oranı %25. Geç. Tekel silahlar %30. Biz daha fazlasını yaparız zaten. O ayrı bir konu da. Neyse geç. Başka bir şey var mıydı? Hiç bakmadım. Kuruyor. Ha? Derken?
kuruyor. Gidelim görevi teslim edelim. Seem to be in. Thank you. I'll look these over. Night of Tears, eh? Did you read it yourself? Tamam, sade de gel. And here, I suppose you burned these. Irkların evrime eklendi. Tamamdır. Toftil ile konuşacağız. Tamam. Görevi bir sonraki bölüm devam ettiririz abi. Şu an için Kızlar Koleji'nin görevine bir mola verelim. Ağırlık durumumuz 332. İdare ederiz ya. Tamam, sakin ol. Hallederiz. Şimdi 10. DLC ile gelen bir tane zırh seti görevi var. Onu yapacağız abi. Onun için nereye? Falkrate'e gitmemiz lazım. Yanlış hatırlamıyorsam buradaydı, almadığımız zırh setinin görevi burada başlıyordu. Ne oluyor? Nereye koşuyor bu adamlar? Tamam. Şimdi şurada Falkrate'in kışlasında şöyle bakalım. Şuradaki notlardan biri ya da günlük de olabilir. Şu olabilir muhtemelen. Durum aktif, tutukla veya öldür, yüksek öncelik, erkek, yüce elf, yaşı bilinmiyor. Hızlı geçeceğim, okumayacağım. Okumak isteyenler videoyu durdurup okuyabilir arkadaşlar. Günlüğü aldım ve görev başladı. Bir zamanlar avcı. Şunlara da hemen bir bakalım. Bunlar neymiş? Tamam, standart şey görevleri bunlar sanırım. Daha doğrusu notları. Okey. Tamam, bunları çalmayalım şu an. Gel abi. Yeni bir görevimiz var. Alternatif bir elf zırhı alacağız. Önce şöyle bir bakalım. Şunu şimdilik iptal edip bunu aktif edeceğim. Ve nereye gideceğim? Oh, yolumuz uzun. Kırık dişten oraya gideriz ya, gel. Yani video uzamasın diye aslında ışınlanıyorum, yoksa koşa koşa gideriz ama. Hah, bir sen eksiktin göz, onu bir arar zaten. Aha. Üf. Ya bunlar. Abi ne oluyor? Tamam, panik yok. Ya bak, benden bana bulaşma bak. İşte bunu yapmak istemiyorum. Ama mecbur kalıyor. Şimdi nereden ateş ediyor? No!
Sen neredesin lan? Her şey bitti, ondan sonra bizim direnç oranın sesi geldi. Zehre direnç ver abi. Onu da ver. Onu da ver. Bir şey daha vardı sanki. Ver. Lazım olur. Abi inin. Aşağı in. Şunun üzerine de bir bakmak istiyorum. Simyat ağacı. Benimki daha iyi. Satarız ya. Ver. Oh, cıblak bıraktım. Hop. Ya bunları alalım mı şimdi? Bayağı bir yer kaplayacak. Şimdi bir de zırh alacağım. O da yer kaplayacak. Ver. Yani istemeden de olsa standların gece gözcüleriyle biraz sıkıntıya girdik. Yapacak bir şey yok. Bu ejderha kemiklerini şu an almayacağım. Gel abi. Hop. Nerede? Biz daha önce buradan geçmedik mi ya? Ne o? Tuzak mı varmış? Tamam da. Bu vatandaş nerede? Şunun üstünde mi? Trigger'i bana ver abi. Aynen yukarıya çıkacağız. Doğru görev seçildi değil mi? Aynen. Ali sıralı mıydı? Ne yazıyordu orada? Ali sıralı öldür. Okey. Öldürürüz abi. Nerede o? Şurada bir avcı var. Ver abi şunu da. Niye? Ha dur lan. CS'de arayacağız. Peki. Günlük var. Zırh ele geçir. Bir günlüğü vardı. Hemen şu günlüğe bir bakalım. Bu neyse, bunu okumamışız. Şimdi okuyalım. Çare yeteneğimiz 74 oldu ama bununla alakalı değil. Bir önceki okuduğumuz kitapla alakalı. Tamam. Şimdi günlüğün hepsini okumayacağım. Okumak isteyenler dediğim gibi durdurup okuyabilir. Ne? Yıkım yeteneği 82 oldu. Güzel. Başka bir şey var mı? Okumadığımız. Başkalaşım 38 oldu. Level almakla üzereyiz bu arada. İki kitap daha var mı? Kitap dedim ya. Şöyle bakalım. Başka da yok herhalde. Şu var. Yenileme 66 oldu ve bir level aldık. Az önceki yaptığımız görevden sonra sanırım neydi o? Ork karakteri vardı ya. Onun verdiği kitaplar olması lazım bunlar. Başka okumadığımız kitap yok. Okey, level aldık. Bir de eğitim de alırız bu bölüm. Yine yakın üzerinden eğitim alacağız. Şu görevi bir tamamlayalım. Avcı, elf,
Zırh seti alıyoruz. Yalnız bu zırh setinin kaskı yok arkadaşlar. Ve tılsımsız olarak geliyor. Görev tamamlandı. Tamam, mara madalyonunu ver. Aslında ihtiyacımız yok ama almış oldum. Kızıl kamaları geç. Ne kızıl kamalarmış arkadaş. Ver lan, onu da okuyacağım. Bakalım abi. Önce şu kızıl... Bu ne? Bunu okuduk, pardon. Şu kızıl kamaları nerede? Okudum. Hiçbir şey olmadı. Peki. Şimdi şu zırh setine bir bakalım. Avcı elf. Eldiveni. Ağırlığı 1. Zırh derecesi 12. Zırhın biraz şeyi var. Nedir onun adı? Şu şekilde. Tasarımı değişik sadece. Biz buna bir tane kask ayarlarız. Bir elf kaskı güzel gider buna. Yani ilgilenenlere duyurulur. Ha, bunu demircilikle zaten yapabiliyorsunuz aslında. Demirciliği geliştirdikten sonra, elf demirciliğini açtıktan sonra üretebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla öyleydi. Biz gene kendi itemlerimizi giyinelim şimdi. Okey. Şimdi gidelim. Eğitim alalım. Ondan sonra da Tundra çiftliğine gidip şu zırhı bırakalım abi. Faralda'dan şöyle yapalım. Sağlığa vereceğim. Yıkıma bir bakalım abi. Tamam, yıkımda şurayı da aktif edelim. Okey. Böylece yıkımın şu hasar oranını halletmiş olduk. Burada aslında şu derin dondurucuya vermeyi planlıyordum ama çok ihtiyacımız olur mu emin değilim. Şuna vermeyeceğim. Yani buraya puan harcamayı düşünmüyorum. Ama şurada da kararsızım, onu söyleyeyim. Yani diğer büyülere başlayabiliriz aslında. Örneğin yanılsama mıydı, başkalaşım mıydı? Şöyle bir bakayım başkalaşımda. Şu büyü direnci normalde en başta yapmamız gereken şeydi. Yapmadık. Başkalaşım eğitimi alıp aslında buraya yoğunlaşabiliriz. Tamam. Tamam. Şöyle bir bakayım yanılsamaya. Yanılsamaya bir puan bile vermedik. Aslında yanılsamada istediğim olay şuraydı. Bu saatten sonra gerek var mı, o da tartışılır. Neyse, gel. Ama başkalaşım tarafını yapacağız. Gel abi. Eğitimi başkalaşım üzerine aslında alabiliriz. Yani başlayabiliriz başkalaşıma. Yıkım artık gerek yok. Zaten yıkımı kullana kullana ilerliyoruz. O kendiliğinden gelişiyor. Dur. Başkalaşma eğitimi alalım abi. Neredesin? 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 Başkalaşma hangisi veriyordu? Onu da hatırlayamadım ama. Sen yanılsama veriyorsun. Gizleme büyüsü aktif oldu mu sende? Yok. Tabi o da yanılsamayı arttırdıktan sonra aktif oluyordu değil mi? Peki Faral'da da yakın veriyor. Burada başkalaşma hangisi veriyordu? Toftir mi veriyordu ya? Dur, Toftir'in yanına gidelim. Ya tamam. Toftir. Bu arada senin bir tane de malzeme bende, biliyor musun? Tamam, şu ana görev zaten. Buna bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Başkalaşım da değil mi ya? Bir dakika. Aynen, başkalaşım. Tamam. Gel abi.
İçine kolye taktım. Ne iksir içtim, hiçbir şey yapmadım. Ya çok fazla para da almadı. O da ayrı bir konu. Şu an başkalaşım 43 mu oldu toplamda? Geçtik. Peki, satılık nelerim var? Ya tamam dur, o değil. Şu. Ya bu bug'a bir türlü alışamayacağım ben. Tamam, sana da gel. Tamam. I'm sure you've already noticed the markings. They're quite unlike anything we've seen before. Alien, the college. Ya hocam onu boş ver. Onu boş ver. Ben sana ne satabilirim? Dur şunları bir satayım. Senden o parayı benim bir şekilde geri almam lazım. Kusura bakma. Gel abi, vampir zırhı. Satabilirim de alabilirim de. Sat abi bunları ya, boş ver. Birini satalım. Sata, aa yok. Bu lazım olabilir mi? Tasımlama tezgahında bunu kıralım mı? Büyü direnci. Dur abi, bunlara epeydir bakmıyorduk. Tasımlama tezgahında kırabileceğimiz malzeme varsa onları orada hallederiz. Çok fazla sende şey yok. Önce dur. Şunlardan bir tane satalım. Şimdi şu zehirlerden satmaya başlayalım abi. Para kalmadı sende. Peki. ...354 altın kalmış. Şöyle yapalım. Şurada ne var? Sat onların hepsini. Bir tane de yakut sat. Tamam. Büyük kitabı var mı abi sende? Demir vücut ver. Su altında nefes alma büyüsü ver. İhtiyacımız oluyor. Telekinetsi ver. Başka? Geri kalanları biliyoruz. Peki. Yine döndük 2000 altına. Hemen abi şuradan bir ekstra sattık mı yetiyor zaten. Nerede? Kuvvet çözeltisi bir tane bundan sat. 97'lik ne var? Bir tane bundan sat. Gel abi. 15. Bir tane de bundan sat. Bir altında benden sana başlıyorsun. Hem eğitim aldık, hem büyük kitabı aldık, hem paramızı geri aldık abi. Mükemmel. Sende başka bir şey var mı? Efsun yenileme. Biz yaparsak kaç gelecek abi? Neyse gel bakalım. Şimdi seni dinlemem lazım değil mi benim? Dur. Şu görev bari başlattık. Devamını getirelim abi. Şu büyük kitaplarını da bir okuyalım. Başka var mı? Bunları da satabilirdik, unuttuk. Tamam sen devam et. Burayı sonraya bırakacaktım da yanlışlıkla başlatmış olduk. I need you to come with me immediately. Let's go. Really?
will allow me to. Sade de gel, hadi gidelim ya, boşver. Ay vay 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 vay. Don't worry. You can return to your petty squabbles and meaningless research as soon as this matter is resolved. Aslında sonra da gidebilirim bu adamın peşinden ya. Now, you are going to speak to this monk and find out why he is here. Bunu sonraki bölüme bırakalım. Tamam, sen git. Okey, biz Hentrain'e gidelim. Daha doğrusu Tundra çiftliğine gidelim. Bu zırhı bırakalım. Bölümü de bitirelim. Yaklaşık bir saat olmuş. Abi Tundra çiftliği. Gel abi. Şimdi şuradaki arkadaşa bunu bir giydirelim. Avcının elf çizmesi. Avcının elf zırhı, eldiveni. Dediğim gibi bunun kaskı yok. Biz buna normal bir elf kaskı takabiliriz. Bu size bağlı bir şey. Görevini yaparak aldığımız 10. yıl DLC ile gelen bir zırh seti arkadaşlar. İlgilenenlere duyurulur. Bu ağır zırh mıydı? Bunlar ağır zırhtı. Okey. Deri gözcü. Tamam. Peki. Şimdi bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Artık sonraki bölümde yine Kısasar Koleji'nin görevlerini devam ettireceğiz. Bir nida falan öğrenir. Artık duruma göre kendimize bir yol haritası çizeriz. Yakın büyüsüne artık dokunmayacağım. Belki bir puan verebiliriz ama ondan eğitimini falan almayacağım. Zaten yakın büyüleri kullanarak gidiyoruz. O kendiliğinden gelişecek zamanla. Başkalaşımda asıl hedefim aslında başkalaşımda sadece şuraya en azından 2-3 puan verebilmek. Yani şu an başkalaşım 1 puan buraya vermişiz, okey. Yani 1-4 levellik bir işimiz var burada. Büyü direncimiz çok az. Zaten fiziksel direncimiz hiç yok ama büyü direncimiz de yok neredeyse. En azından büyü direncini biraz arttırmayı planlıyorum. Savunma olarak. Yenilemede dokunmamız gereken bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Dinlenme belki olabilir. İyileştirme büyüleri dayanıklılığı da artar. Yani dayanıklılığa çok girmiyoruz ama. Şu olabilir. Bütün büyüler hortlaklara karşı daha etkilidir. Aslında bu gerçekten güzel bir şey. Yetenek. Himaye. Esun'la ilgili çok bir sıkıntımız yok. Tamam, yani belki buraya bir tık dokunabiliriz. Şu hortlatan kısmına. Ondan sonra tasınlama demecilik üzerine gideceğim. Yani bu başkalaşımda istediğimiz yeri yaptıktan sonra tasınlama ve demeciliğe yoğunlaşabiliriz. Demecilikte de bazı şeyleri gösterebilmek için aslında gireceğim. Onun dışında çok bir ihtiyacımız olmayacak. Şöyle bir bakalım. Simyamız 100 oldu zaten. Daha puan vermemize de gerek yok. Yanılsamaya girmeyiz abi. Burada aslında istediğim olay şu sessiz büyüydü ama gerek yok bu saatten sonra. Hitabet kendiliğinden gelişiyor. Yan kesiciliğe 1 puan bile vermedik. Yan kesiciliği nasıl arttıracağız? Bu konuda biraz tereddütlüyüm. Yan kesicilikle ilgili çünkü 1-2 tane görev var. Bu bize sıkıntı yaratacak. Ama ona da bakarız. Bu seride yaptığım en büyük hata sinsileye fazla dokunmamak oldu. Aslında ben normalde oynadığımda önceki bölümlerde de söyledim. İlk önce sinsileyi fullerim. Hangi klasla oynarsanız oynayın sinsileyi fullerim ben. Bu bölüm, yani bu seride yapmadık. Bu da böyle bir seri oldu. Yapacak bir şey yok.
Neyse, sonraki bölüm artık kaldığımız yerden devam ederiz. Bazı arkadaşlar Bannerlord isteyen var, Hogwarts Legacy'ye başlamamı isteyen var, Titan Quest isteyenler var. Arkadaşlar fırsat buldukça diğer oyunlara başlayacağız. Starfield'a tekrar bir bakacağım. Yapabilirsem Starfield bölümleri gelecek. Yani bildiğiniz üzere bir kasma donma olayları var. Ve onu bir türlü çözemedik Starfield'da. Zaten hoş. Starfield'i de hiç soran yok. Ya niye yok onu da ben de bilmiyorum. Yani izleyen de yok demek ki. Yapacak bir şey yok. Şimdi Hogwarts Legacy isteyen arkadaşlar yorumlarda belirtsin. Belki bir Slytherin serisi yapabiliriz. Daha önce bir Ravenclaw yapmıştık. Şimdi Slytherin'e başlayabiliriz. Bannerlord gelecek ama Bannerlord'da çok iyi değilim. Onu da baştan söyleyeyim. Yani savaş mekanizmalarında sıkıntı yok ama ordu yönetimi konusunda çok iyi değilimdir. Onu da şimdiden itiraf edeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve videolarda beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.